Güney Kore ve Irak, İran'la ticarette kendi para birimlerini kullanacaklar. Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun Kang-hyon, cumartesi günü İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede Amerikan yaptırımları ele alındı. Güney Koreli şirketler İran'a tıbbi ürünler, işlenmiş gıda ve ev aletleri gibi ürünlerin ihracatına devam edecek. Ancak çelik ve otomobil parçaları da dahil bazı ürünlerin ihracatı olumsuz etkilenecek. İran Merkez Bankası, Güney Kore'nin ulusal para birimi won'la ikili ticareti sürdürme kararı aldı. İran'la ticarette kendi para birimini kullanan bir diğer ülke de Irak. Bağdat yönetimi İran'dan ithal ettiği doğalgaz ve elektriğin ödemesinin yapılabilmesi için dolar yerine dinar hesabının açıldığını açıkladı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaptırımlardan muaf tutulduğunu çünkü bölgesel çekişmede tarafsız olduğunu söyledi. Rusya ise Amerika'nın veya İsrail'in İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadıklarını belirtti. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, yaptırımlar nedeniyle büyük emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var diye konuştu. Amerikan yönetimi Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 6 ay daha İran'la petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.